Merhaba değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi sizlere Antalya kale içinden ve her zaman olduğu gibi sektörün en iyisi. Otantik Bavarian restoran, pub'tan ve aynı zamanda otel işletmeciliğinden seslenmekteyiz. Ve yanımızda işletme sahibimiz Sayın Mustafa Kul bulunmakta. Uzun yıllar yurt dışında yaptığı tecrübeli çalışmalar, başarılar ve edindikleri bilgileri Türkiye'ye taşıyarak Antalya'da kısa zamanda herkesin bildiği, tanıdığı ve tercih ettiği en iyi işletmelerden biri. Bakalım burada verilen hizmetler, sektör olan katkıları, tercih edilme sebepleri, hizmet ve ürün yelpazesi ile ilgili bizlerle ne gibi değerli bilgiler paylaşılacak. Merhabalar Mustafa Bey, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. İyiyim, siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz, çok teşekkür ediyoruz. Yoğun bir çalışma temposu içerisinden bizlere zaman ayırdınız. Değerli bilgilerinizi bizlerle paylaşıyorsunuz ve tecrübelerinizi bizlerle paylaşıyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi Otantik Bavarian Pub ve aynı zamanda otel işletmeciliğini çok kısa zamanda, biraz evvel de değerli izleyicilerimize söylediğim gibi, devreye alarak bugün bölgede bu sektörün en iyisisiniz. Ben burada verdiğiniz hizmetlere değinmeden önce sevgili izleyicilerimize sizi biraz daha yakından tanıtabilmek adına sormak istiyorum. Sayın Mustafa Kul kimdir? Bu sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? 49 yaşındayım. Münih'te doğdum, Almanya'da. Orada gastronomi okuluma devam ettim. Evliyim. İki çocuk babasıyım. Allah bağışlasın. Ve Mayıs 1, 2018'den beri de Antalya kale içinde hizmet vermektesiniz. Bütün kale içine ve turistlere hizmet veriyorsunuz. Evet. Şimdi Almanya doğumlusunuz. Bu işin okulundan, gastronominin eğitimini alan, evet, hem eğitimde hem de alaylı olarak hizmetleri verdikten sonra edindiğiniz bilgi ve tecrübeleri de Türkiye'ye, Antalya'ya taşıyarak hem Antalya halkına, amacım, doğal olarak turizmin cenneti olan Antalya'da Türkiye'nin tamamı ve yurt dışından gelen misafirlerimize de hizmet sunuyorsunuz. Bir de biraz hizmetlere geçmeden önce konumla ilgili de bilgiler verelim. Evet. Toplam çalışma alanımız nedir efendim? Kaç metrekarelik bir alandır yaklaşık? Şu anda otelimiz 250 kvadratmetre alanındadır. 250 metrekarelik bir, evet, alan. Evet. İçerisinde, evet, konaklama hizmeti verilen, evet, 10 odamız. 10 odamız var. Ve yatak sayımız, kapasitemiz? 20 kişilik. 20 kişiye konaklama, evet, hizmeti sunabiliyoruz. Evet. Ve altında hemen yine bir pub'ımız var ki, evet, zannediyorum 50-55 kişiydi. Burada ağırlama kapasitemiz var. Aynen öyle. Peki. Öncelikle hizmetlere yine geçmeden önce gelen, evet, konuklarımızın teveccühleri nerelerden ağırlıklı olarak size bugüne kadar misafirleriniz geldi? Bu hizmet nerelere kadar ulaşabiliyor efendim? Şu anda 81 ilimizden herkese hizmet vermekteyiz Türkiye'de. Tabii ki bu da Avrupa'da, Asya ve tüm dünyadan müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Şimdi biraz evvel de söylediğim gibi Antalya turizmin cenneti. Evet. Türkiye'nin 81 ilinden gelen konuklarımız ki ağırlıklı olarak İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük illerimiz başta olmak üzere. Aynen. Yine dünyanın birçok ülkesinden insan da ağırlıyoruz. Doğal olarak bölgemize gelen herkese hizmet verdik. Vermeye de devam ediyoruz inşallah. Şimdi bizleri izleyen değerli izleyicilerimizden yine böyle bir talep gelmesi durumunda sizlere nerelerden ve nasıl ulaşabilecek sevgili izleyicilerimiz? Şu anda kendi iki tane web sitemiz var. www.authenticbavarianrestaurants.com www.authenticbavarianhotels.com bize ulaşabilirler. Sosyal medya sayfalarından, Bavarian Otel ya da Instagram, olarak girdiklerinde Instagram'dan, evet, ve sosyal medya sayfalarından sizlere değerli izleyicilerimiz ulaşmaları halinde, evet, burada verdiğimiz hizmetlerle ilgili detay bilgi ve görsellere ulaşabilecekleri gibi ayrıca telefon numaralarınızdan sizlere ulaşabilir, evet, rezervasyon yaptırabilir ve hatta hizmet almak adına olduğu gibi danışabilmek adına da sizleri arayabilir. Evet. Şimdi ısrarla söylüyorum, sektörün en iyisisiniz ama burada verilen hizmetleri ve sizi en iyi yapan özellikleri biraz değerli izleyicilerimizle paylaşalım istiyorum. Bavarian tabii ki bir dünya markasından, evet, söz ediyoruz. Öncelikle tercih sebebi Bavarian markası. Evet. Ona yaraşır hizmet, ona yaraşır kalite sunmanız sizin tercih sebepleri değerli misafirlerimizin. Ama sizden biraz dinlemek istiyorum. Sizi tercih etme sebepleri nedir misafirleriniz? Bizi tercih etmeden sebebi tabii ki milletin her zaman bildiği gibi Bavarian'ın en özelliği birasıdır. En eski birası, 1040'dan beri üretilen ve bunu iyi bir şekilde anlatıp iyi bir şekilde tüketmektir. Hı hı. Tabii ki bunun yanı sıra Bavarian'ın yani özel yemekleri Antalya'da bir ilk ve bunu da Türk yemeklerimizden harmanlaştırdıktan sonra ortaya çok farklı bir menü çıkabiliyor. Aynen. Zaten Türkiye'nin mutfağı malum ama bir de Bavarian mutfağıyla birleştirdiğimizde, evet, yerli ve yabancı konuklarımızın hepsinin damaklarına hitap eden bir sunum. Evet. Bu da tercih edilme sebepleri. Ama bir başka özelliğiniz var ki siz Almanya'da özellikle bu işin eğitimini alan ve sonra da eğitimini veren düzeydesiniz. Evet. Bununla ilgili Türkiye'nin en iyi markaları sizi özellikle işletmelerine davet edip
eğitimci olarak onlara hizmet vermenin konusunda talepleri var. Evet. Tabii marka ismini belirtemiyorum ama Türkiye'nin bu konuda en iyi markaları diyebiliriz. Şimdi biraz evvel de söyledim. Sektörün en iyisisiniz. Birbirinden kaliteli geniş ürün yelpazesini de hareket ediyorsunuz. Genelde ürünleri nereden temin edersiniz? Alırken nelere dikkat edersiniz efendim? Alırken tabii ki kalitemiz çok yani üst düzeyde olması lazım. Belirli kasaplarımız var. Belirli gıda toptancılarımız var. Ve bunlar en üst düzeyde çünkü kaliteden hiçbir zaman ödün vermem şartıyla hizmetimize mutlaka kaliteli ürün, günlük taze marka ürünler kullanıyoruz. Aynen. Bu da bizi müşteri diyaloglarımızda rahatlatan özelliklerden tabii. Bir tanesi tabii ki. Bugün çok kısa zamanda sektörün yıldız firmasısınız dedim. Ben biraz ileriye yönelik plan projelere de değinmek istiyorum. Önümüzdeki yıllarla ilgili projelerinizde neler yapmayı planlıyorsunuz bu sektörle alakalı? Amacımız ilk önce Antalya'da bir farklılık yaratmak ve ondan sonra tabii ki franchise vermek, şubeleşmek, ikincisi yani İzmir, Ankara ve İstanbul olabilir. Şu andaki hizmetimiz Antalya'da. Zaman içerisinde şube sayısını arttırmak, daha fazla evet. insana hitap etmek, dünyanızda daha fazla insan çalıştırmak adına tabii ki projeleriniz var. Evet. Ama önceliğiniz kalite ve kaliteden ödün vermemek diyebiliriz. Evet. Şu ana kadar çok kısa zaman dedik ama bu zaman içerisinde de size franchising talepleri gelmeye başladı. Aynen. Eğer onları değerlendiriyorsunuz, evet. eğer konseptimize, kalitemize uygun olursa neden olmasın? Bununla ilgili çağrılara da cevap verebileceğimizi değerli izleyicilerimize söylemiş olalım. Tabii. Şu an bulunduğumuz yerde 50 kişi, 55 kişiye aynı zamanda barda hizmet verirken evet. 20 kişiye de konaklama hizmeti veriyoruz dedik. Tabii ki bunun için uzman bir kadroya ihtiyaç var. Aynen. Sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı nedir toplam efendim? Şu andaki tabii ki 8 elemanımız var ama tabii ki bu ileride çoğalabilir. Taleplerin artması durumunda kadroyu evet. genişletebilme imkanımız da var. Aynen. Şimdi tüm bu hizmetlerin yanı sıra özel günlerle ilgili sizden bir talep gelmesi durumunda burada konuklarımız ya da konaklayan misafirlerimize evet. özel günler içinde organizasyonlar düzenleyebiliyor muyuz? Örneğin bir evlilik yıldönümü, örneğin bir toplantı, tabii ki. Bir söz gibi. Tabii ki. Şu ana kadar iki tane evlilik yıldönümü veya evlilik teklifi organizasyonu gerçekleştirmek bundayız. Mümkün oldu. Ve çok da şahane bir organizasyon oldu. Doğum günleri. Neden olmasın? Hem buradaki misafirlerimizin onlara katılabileceği, evet. toplu olarak toplu eğlenebilecekleri ortam sunmak. Evet. Biz de bu konudaki tecrübelerimizi onlarla paylaşmaktan büyük keyif duyuyoruz diyebiliriz. Tabii. Şimdi sektörün en iyisisiniz ve sizi sektörde en iyi yapan özellikleri bir cümleyle değerli izleyicilerimizle paylaştınız. Bana göre bunların içerisinde olmazsa olmazlardan bir tanesi müşteri memnuniyeti. Ve şu an bizi izleyen sevgili izleyicilerimizin içerisinde kısa zamanda sizleri tanıyan, sizlerden hizmet alan ve almaya devam eden birçok değerli misafirleriniz de var. Ki onlar sizden aldıkları hizmetler sonrası duyduğu memnuniyeti dostlarıyla paylaşarak müşteri portföyünüzü oluşturuyorlar. Onlara da buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz? Evet, tabii ki hepinize şu an teşekkür ederim. Ve buranın farkı, buraya gelin, kendinizi evinizdeki gibi hissedin ve samimi bir ortamda size tüm elemanlarımla hizmet vermekte gurur duyuyorum. Efendim, özellikle yerli misafirlerimiz için yaptığınız bu teşekkürü ayrıca sizi yurt dışından misafir olarak ziyaret eden, tercih eden değerli misafirleriniz için de bir onların dilinden en azından bir teşekkür tabii mesajı ki. Alabilir miyim lütfen? Meine liebe Freunde, ich als gebürtiger Münchner bin jetzt gerade in Antalya und zeige unser bayerischen Gerichte, bayerischen Bier. Fühlt euch in Antalya im Urlaub wie zu Hause. Efendim çok çok teşekkür ediyorum. Yoğun bir çalışma ortamı, bize zaman ayırdınız. Tecrübelerinizi, bilgi ve birikimlerinizi de bizlerle paylaştınız. Şimdi bir kez daha ben size teşekkür ediyorum. Kazancınız, rızkınız, bereketiniz bol olsun diyorum. İzin verirseniz ben de sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize sizler adına küçük bir davette bulunmak istiyorum. Değerli izleyicilerimiz sizlere Antalya Kale içinden ve sektörün yıldız firması Authentic Bavarian Restoran ve Otel'den seslendiğimi söylemiştik. Bu sektörlere ihtiyaç duyan herkesin mutlak burayı görmesi ve tercih etmesi bizlerin de tavsiyesi. Uzun yılların tecrübesi, birbirinden kaliteli geniş ürün yelpazesi, kaliteli sunumları, verdiği hizmetin ve ürünün arkasında durma özellikleri ve olmazsa olmazı Bavarian'ın markasıyla hizmet veren bu işletmeyi görmeniz bizlerin de tavsiyesi. Zaten verilen hizmet kalitesi ve kendilerini görüp tanıdığınızda çok fazla söze gerek kalmadığı sizler tarafından da anlaşılacaktır diyorum. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Şimdi söz merkez stüdyolarımızda.